sana gamzeli allı, dili şekerli ballı. Hem cilveli hem de tatlı, benim yarim Erzincanlı. Hem cilveli hem de tatlı, benim yarim Erzincanlı. Alnına aldaşın olan, yoluna yoldaşın olan, canına candaşın olan, benim yarim Erzincan. Sevgili izleyicilerimiz, Şirin Erzincan'ımızın o güzel köylerini sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız Mertekli Köyü. Bakalım Mertekli Köyü'nde bizleri neler bekliyor? Şu anda programımızı takip etmekte olan siz değerli izleyicilerime kucaklar dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, şu anda Mertekli Köyü'nün köy meydanındayız. Şöyle muhtarlığa doğru ilerlemek istiyorum. Bakalım orada bizleri neler bekliyor. Benim yarim Erzincan, alına aldaşın olan, yoluna yoldaşın olan, canına candaşın olan, benim yarim Erzincan, alına aldaşın olan, yoluna yarim derdini ver bana, dermanın olayım senin. Bülbül gibi cemaline aşığım olayım senin. Abicim merhabalar. Merhabalar. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, bizler deyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Engin Turan. Mertekli Köyü'nde 5 yıl öğretmenlik yaptım. Şu an yeni bu sene buradan ayrıldım ama insanlardan tabii kopamadık. 5 yıl burada zaman geçirdik, evet. Kaynaştık. Zaten baba tarafından bir bağımız da var bu köyle. Baba tarafından. Öyle. Siz nerelisiniz? Ben Tunceli Pülmürlüyüm. Tunceli Pülmür. Buradan Pülmür'e, Tunceli'ye selamlarımızı gönderelim. Evet, köyüme özellikle Turnadere Köyü'ne. Evet. Oradaki bütün dostlara selamlar. Gidip geliyor musunuz? Arada gidiyoruz, evet. Fırsat buldukça, çalıştığımız için, öğretmen olduğum için yaz aylarında genelde gidiyoruz. Ne öğretmeni oluyorsunuz? Sınıf öğretmeni. Sınıf öğretmeni. Evet. Çok güzel. Aynı zamanda bağlama çalıyorsunuz. Onu da amatörce icra etmeye çalışıyoruz elimizden geldi. Kaç yıldır çalıyorsunuz? Yaklaşık olarak 16 yıl oldu. Evet. 15-16 yıldır çalıyorum. Türkü söyleyeceksiniz bizlere. Evet. Hangi türkü dinleyeceğiz? Yarim Derdini Ver Bana isimli türkü. Çok sevdiğim bir türkü benim. Evet. Tüm izleyicilerimiz armağan olsun buradan. Bütün dostlara gelsin. Evet, dinleyelim bakalım. Mestanın olayım senin.
Can kuşunu ona uçur, aşk elinden bade içir. Can kuşunu ona uçur, aşk elinden bade içir. Hırka ile şaldan geçir, üryanın olayım senin. Hırka ile şaldan geçir, üryanın olayım senin. Seyfullah der benim hoca, kendimden ayırma nice. Seyfullah der benim hoca, kendimden ayırma nice. Kahi gündüz kahi gece, mihmanın olayım senin. Kahi gündüz kahi gece, mihmanın olayım senin. Abicim ağzına yüreğine sağlık. Sağ olun, teşekkürler, sağ olun. Son olarak neler söylemek istersin? Yani bütün dünyaya inşallah en kısa zamanda barış gelir. Savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, insanların ölmediği, insanların kardeşçe, huzur içinde, barış içinde yaşadığı, kavgaların, dövüşlerin olmadığı bir dünya temennisinde bulunuyorum insanlarımız için. Seni tanıyabilir miyiz abiciğim? Ben Ali Yaman, Mertek köyünde ikamet ediyorum. Evet. Doğma büyüme buralıyım zaten. Evet. Tarımla ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Evli misiniz? Evet. Çocuklarınız var mı? Bir oğlum bir kızım var. Allah bağışlasın. Onlar ne işle uğraşıyorlar? Onlar, kızım çalışıyor da oğlum şu an işsiz. Evet. Burada köyde mi? Bana yardım ediyor hayvancılık. Evet. Senden de güzel bir türkü dinleyeceğiz. Evet. Sen bize ne söyleyeceksin? Vallahi aklımda Aslı Gurbet Harap Etmiş Köyüm'ü, bu türküyü söyleyeceğim. Arkasından çok da, güzel bir türkü. Evet. Ben de çok seviyorum bu türküyü. Sevdiğiniz için yorumda söyleyeceğim zaten. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Thank you.
Bire orada bire burada kalmış. Hele sorun bizim komşuların olmuş. 40 senelik ağaç kurumuş kalmış. Bizim köye benzemi de gelele 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 gelele. Kırk senelik ağaç kurumuş kalmış. Bizim köye benzemi de gelele 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 de suna boynum gelele gelele de suna boynum gelele. İstersen abicim, ağzına yüreğine sağlık. Siz de sağ olun, var olun. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık, teşekkür ederim hepinize. Bizler teşekkür ediyoruz. Sizler sağ olun, var olun. Son olarak neler söylemek istersin? Valla söyleyeceğim şu, tüm dünyaya barış gelmesini, huzur gelmesini istiyoruz öncelikle. Barış içinde bir dünya istiyoruz. Evet. Başka diyeceğim bu. Bu güzel mesajın için ayrıca teşekkür ediyorum ben sana. Teşekkür sağlıcakla ederim. Kal. İyi günler diliyorum teşekkür size. Teşekkür ederim. Bir şey ilave edebilir miyim? Köyümüzün muhtarı Sayın İsmail Keleş'e de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Kendisiyle çalışma fırsatı buldum 5 yıl bu köyde öğretmenlik yaparken. Şahsıma gösterdiği yakınlıktan, köye canla başla gösterdiği çalışma aziminden dolayı, yaptıklarından dolayı teşekkür ederim. Sizlere de böyle bir program vesilesiyle Erzincan'ın köylerinin tanıtımını yaptığınız için ayrıca teşekkürlerimizi sunarım. Bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ çok olun, güzel bir olun. Hizmet yalnız bu. Sizin yaptığınız güzel bir hizmet. Teşekkürler. Özellikle gurbette olan Erzincanlılar için bulunmaz bir nimet. Sevgili izleyicilerimiz, köy halkı şu anda köy meydanında bizleri bekliyor. Hemen kendilerini tanıyalım istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyidir, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, bizler de iyiyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Selçuk ben. İşte Mertekli köyünde yaşıyoruz. Buralardayız yani öyle. Çalışmıyor musun? Şu an çalışmıyoruz, iş bekliyoruz. Yani birkaç yere başvurumuz var. İnşallah olacak. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Peki nasıl geçiniyorsunuz burada? İşte çiftçilik, tarla tohum. İşte uğraşıyoruz öyle. Elimizden geldiği kadar. Biliyorsunuz çiftçinin halini falan. Yani böyle. Evet. Başka bir şey yok. Anlıyorum sizleri. ELT TV'den geliyoruz. Neler söylemek istersiniz? Vallahi kimlere selam göndermek istersiniz? Buradan bizi izleyen herkese selam söylüyorum. Başta muhtarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Memnun musunuz? Vallahi memnunuz. Yalan evet. Yok. Evet. Gerçekten muhtarımız iyi çalışıyor. Bir dahaki seçimde inşallah başımızda olur yine. İnşallah. Bekliyoruz yani adaylığını. Öyle yani. Köydeyiz. Herkese selam söylüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Önder Ozan. Mertel köyünde oturuyorum. Evliyim. İki çocuğum var. Kaç yaşındalar? Biri 9, biri 10 yaşında. Buradalar kendileri de. Onlar da sizinle tanışmak istiyorlar. Evet, tanışacağız kendisiyle. Hayvancılık ve tarımla uğraşıyorum. Ne ekip biçiyorsunuz? Buğday, arpa, şeker pancarı ağırlıklı. Evet. Mısır, yonca. Bu tür tarım işlerle uğraşıyoruz. Peki nasıl? Ekip biçtiğinizin, emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz?
alamıyoruz. Çiftçi her zaman alın teriyle çalıştığı için alın terinin hakkı ödenmez. Bu yüzden çabamızdan daha azını alabiliyoruz. Ama burada doğduğumuz için burada doymak istiyoruz. Köyümüzü seviyoruz. Her şeye rağmen mücadeleye devam. Evet. Peki, gurbet hayatı gördünüz mü? Hayır, gurbet hayatım olmadı. Hiç düşündünüz mü? Hayır, düşünmedim. Memnunsunuz köyde yaşamaktan. Diyorum ya, köyümüzü seviyoruz. Evet. Her şeye rağmen burada yaşamımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Babamızın, dedemizin ocağı olduğu için baba ocağını tüttürmek istiyoruz. Peki, kimlere selam göndermek istersiniz? Buradan bizi izleyen herkese selam söylüyorum. İstanbul'daki kız kardeşlerime ayrıca selam. Evet. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bizi düşündüğünüz için. Sevgiler ve selamlar olsun. Oldu, çok sağ olun. Dinlere selamlar gönderiyorum. Biz hemen de. Şöyle kızınızla da tanışmak teşekkür istiyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Gel bakayım buraya. Ablacığım, ismin ne senin? Gamze Aza. Bir daha söyler misin? Gamze. Gamze, adına kurban. Adaşım alıyor. Gamzeciğim, nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sen kaç yaşındasın? 9. 9 yaşındasın. Sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Doktor. Doktor. Doktor olmak istiyor. İnşallah Allah gönlüne göre versin. Hadi bakalım, seni şöyle kameraya el sallayalım. İstanbul'da yaşamışsın ve şu anda Erzincan'dasın. Gurbet hayatı gördün, köy hayatı gördün. Hı hı. Arasındaki farkı nasıl değerlendiriyorsun? Ya şimdi İstanbul eskide çok güzeldi. Mesela ben 1973 senesine gittim. Evet. O zaman 2,5 milyon nüfusu vardı. Gerçekten İstanbul, ben biraz Avrupa'ya da gittim. Avrupa'ya da biraz yaşadım. Evet. Gerçekten ben Nişantaşı'nda büyüdüm. Ama Almanya'yı beğenmedim mesela. Çıkın geldim. Yani sanki hayat her şey işin Nişantaşı'ndan ibarettir diye falan. Abi, sana katılıyorum. Ben de Almanya'ya gezmeye gitmiştim. Oraya gittikten sonra şöyle dedim. Herhalde ki dünyayı da gezsem İstanbul bir başkadır diye düşündüm. Aynen, kesinlikle doğrudur. Yani çok çeşitli zengin kültürleri vardır. Yani eski mesela o soylu esas İstanbulları falan gerçekten şu anda yani yok gibi yerde sanki bu... tam bir kozmopolit oldu yani, şimdi hep böyle taşradan gittiler. Yoğun bir yani bir kültür erozyonu var yani orada. Evet, katılıyorum. Evet. Ama her şeye rağmen İstanbul yine güzeldir. Ama buraya da mesela ben şu anda dinleniyorum burada, güzel zaman geçiyor benim için. Evet. Evet. Peki evli misiniz? Evet, evliyim. 4 tane çocuğum var. Eşim, çocuklarım. Onlar İstanbul'da oturuyorlar. Ben şu anda kışın buralardayım. Neden ayrısınız? Ya şimdi ben burada biraz rahat ediyorum. Açıkçası söyleyeyim, biraz emekli olduk. Biraz rahat ediyorum. Evet. Yazın geliyor mu eşim buraya? Geliyor. Gelip gidiyorlar, evet. Evet. Sen kimlere selam göndermek istersin? Vallahi bütün tanıdıklara, hepsine selamlar olsun. Ayrıca size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, evet, sizlere. Evet. Çok sağ olun. Size sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Abicim, merhabalar. Merhabalar. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, bizler de iyiyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ayhan Yıldoğan. 42 yaşındayım. 42 yıldan beri de Erzincan'dan Mertek köyünde yaşıyorum. Evet. Doğma büyüme buralıyım. Aslen Tunceli Huzatlıyız. Dersimli olarak. Evet. Şu anda hayatımızı burada geçindiriyoruz. Gidip geliyor musun Huzat'a? Gidiyorum. Köylerimi de geziyorum. Evet. Yılda en kötü ihtimalle Muzur'u 2-3 kez ziyaret etmeye çalışıyoruz. Şu anda o şekilde yürütüyoruz. Ne kadar güzel. Peki abicim, sen burada geçimini nasıl sağlıyorsun? Bizim burası genellikle çiftçilik, hayvancılık. Tarım işte, pancarlar. Ama hayatın zorluğu şu anda. Devlet gittikçe zorlaştırıyor. Çiftçi şu anda bitim durumda. Ne gibi zorluklarla karşı karşıya geliyorsunuz? Mesela şu anda ne diyelim, hayvancılık dersek, yem fiyatlarında 30 liralık yemi şu anda 60 liraya alıyoruz. Evet. Sütümüzü şu anda dışarıda 2,5'a satarken biz 1'e veriyoruz. 1 milyon. Mahsul dersen yani
tohumu alıyoruz 1200 liraya, 1,5 milyona tohumu satın alırken. Satarken 750-800 liradan satıyor. Mazot 5 lira olmuş şu anda. Çiftçi çok zor durumda. Yani şu anda çiftçinin bittiği an diyelim mi artık, öyle bir şey diyelim mi artık, herhalde ki şu anda çiftçinin bittiği bir an. İlerisi için Allah yardımcımız olsun diyelim artık. Anlıyorum abicim sizleri. Kimlere selam göndermek istersiniz buradan? Vallahi biz 11 kardeşiz. 11'in 10'una selam yolluyorum. Neredeler diğer kardeşleriniz? 3 kardeş biz buradayız. Evet. 3 tanesi de İzmir'deler. Bir abim Manisa'da. Evet. Bir tane de burada Erzincan'da yaşıyor. Hepsine selam söylüyorum. Bütün canlara selam söylüyorum. Sizlerden de selam olsun kendilerine. Buradan muhtarımıza da yaptığı çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gösterdiği mücadeleden dolayı. Evet. Elindeki sınırlı, yani sınırlı yetki, fazla bir yetkisi olmamasına rağmen yine elinden geldiğinden fazlasını yaptığına inanıyoruz ve görüyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Aynen, bizlerde. Teşekkür ediyoruz ona da. Size de teşekkür ediyoruz bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben ayrılmamız için felek ayırdı ağlama gözleri. Kerimdir, Mevla kerimdir. Ben ayrılmaz idim, felek ayırdım. Ben ayrılmaz idim. Abicim merhabalar. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, teşekkürler. İyiyiz. Siz ne yapıyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun, bizler de iyiyiz. Tanıyabilir miyiz? Ben Hasan Hüseyin Aydın. Dersimliyim kendim. Neresinden? Plümer, Seneköy'ü, Çardak Mezrası'nda gelmişiz. Evet. 1998'de geldik buraya. Yalnız yukarıda hayvancılık tabii yapıyorduk. Evet. Ondan sonra tekrar biz buraya geldik. Buradan da yazdan yaza yaylaya çıkıyorum. Gidip geliyorsunuz. Evet. Kendi yerimize gidip geliyoruz. Evet. Buraya geldik. Buranın da bir şeysi var, yani bir sorun, su sorunu çok. Evet. Su yok. Arazi pek kendim yok yani, benim arazim. Onun gibi yani az iyi kötü geçinip gidiyoruz. Evet. Evet. Buradan muhtarıma çok teşekkür ederiz. Böyle yaptığı iş, yani herkesi böyle tanış şeysi iyi oluyor tabii ki. Geçim bu böyle geçiyor yani. Artık ne yapalım? Bu kadrimiz, şeyimiz yani. Bunu teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ama gözleri Mevla kerimdir. Mevla kerimdir. Dermanlar alırken ablacığım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi teşekkür misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, bizler de iyiyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Şehriban Güney. Evet. Mertek'te oturuyorum. İki çocuğum var, bir kız, bir oğlan. Allah bağışlasın. Öyle, uğraşıyoruz. Başkaları siz mi işletiyorsunuz? Ben, eşim, birlikte. Kaç yıldır? Üç yıl oldu. Üç yıl oldu. Evet. Ereti TV'den geliyoruz. Evet, gelmiş. Kanalımızı, hoş gelmişsiniz. Seyrediyor musunuz? Seyrediyoruz genellikle. Evet, fırsat buldukça. Evet. Seyrediyoruz. Neyin, akış hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi çok iyi, çok güzel aslında. Hani köyleri gezmek, işte köyleri tanıtmak, sorunlarına çözüm bulmak, evet, bir nebze olsa. Çok iyi, bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun, teşekkür sizler ederim. Kimlere selam göndermek istersiniz? Bütün sevdiklerimize, kızıma, oğluma, herkese selam olsun. Nasip olmadı, dedim.
Eriti TV'den geliyoruz. Hoş neler söylemek istersiniz? Vallahi kimlere selam göndermek istersiniz? Valla eş, dost, yani kısım akrabaya selam göndeririz. Evet. Cenab-ı Allah'tan herkesin de yer ve yardımcısı olsun. Amin. Allah hastalarımıza şifalık versin. Amin. Yani şimdi köyümüze de işte var hastalarımız, Allah yardımcılar olsun. İklim olarak da yani şu anda Mart'ın 13, Ocak'ın 13'üne gelmişiz. Halen bir damla yağış yok. İnşallah ki Allah sonunu hayır eder. Evet. Olumlu bir yağış da olur. İnşallah. Daha başka ne diyeyim, kapı komşuna Allah zeval vermesin. Çok yani, teşekkür ediyorum. Güzel düşünceler. Ama tabii şimdi bir de normal çiftçi olarak biz köylüler olarak da rahatsızlığımız var. Dersin nasıl bir rahatsızlığı var? Gerçekten bu pancar sıkıntısı var. Evet. Tarımda da sürekli düşmeler var. Yani hem hayvancılıkta hem tarımda buğday olsun. Yani istediğimiz verimi de alamıyoruz. İstediğimiz bir yaşantı da alamıyoruz. Evet. Yani gerçekten Allah bilmiyor, herkese yardım etsin. Siz pancar ekiyorsunuz tabii, değil mi? Tabii tabii, yani köylü olup da zaten Erzincan'da pancar, arpa, buğday. Yani hele ki sazda, yani yine dağ köylerde işte üzüm falan, fasulye falan, ama bizde bir pancar, buğday, arpa olur yani. Başka bir geçim kaynağımız yok. Evet. Kimlere selam gönderelim? Vallahi şimdi önceki bu arkadaşlar, herkese teşekkür ederiz. Eş, dost, kapı, kurbette olan yakınlarımıza, köylülerimize. Her şeyden önce yani insan olan insanlara selam olsun, ne diyelim yani. Çok yürekli insanlara. Ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olasın, ederim. Yüreğine sağlık. Sağ ol, kendine teşekkür. İyi bak. Oldu, sağ olun, ayağınıza sağlık sağ size. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, ben de iyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Hacer Fırat. Evet. Mertekli köyünde oturuyorum. Evet. Sürekli burada mısınız? Yok, şu anda Erzincan'da oturuyorum. Kışın merkeze gidiyorsunuz. Kışın merkeze. Yazın köye geliyorsunuz. Yazın köydeyiz. Peki yazın burada neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Hastanem var, rahatsız. Allah ona şifa bakayım. Versin. Sağ olun, cümlesine şifalar versin. Evet. Sizi izliyorum, çok gurur duyuyorum. Nasıl duyuyorsun, nasıl buluyorsun programımızı? Çok güzel buluyorum. Çok güzel buluyorum. İstiyorum ki her köye, her insana ulaşasınız. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Güzel düşüncelerinden ötürü. Ben de size teşekkür ediyorum. Buraya çok kadar geldiniz. Yüreğinize, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum güzel ablam. İnan ki bu köyde sizlerle karşılaşmak bana da onur verdi, gurur verdi. Ben de çok sevindim sizi görünce. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim ayrıca. Çok köyümüze teşekkürler. Geldiğiniz için. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Teşekkür ediyorum güzel ablam. Evet sevgili izleyicilerimiz, bizler onu yakından tanıyoruz. Mertekli Köyü'nün eski muhtarı Mehmet Fırat abimizle birlikteyiz. Mehmet abicim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Gamze Hanım, ne yapıyoruz? Görüşmeyeli. Sağlığınız, durumunuz nasıl? Programlarınızı yakından takip ediyoruz. Gerçekten yüreğinize sağlık. Çok güzel, başarılı programlar yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İnşallah bu vesileyle bütün canlara ulaşmış oluyoruz. Evet. Sayenizde, sağ olun. İlginizden dolayı teşekkür. Nasıl oldu? Beğeniyorsun değil mi programı? Harika. Çok süper, süper. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki sevgili Mehmet abicim, sen neler söylemek istersin? Kimlere selam göndermek istersin? Ben bütün canlara gelsin diyorum. Akrabalar, eş, dost, hepsi bizim için bir candır. Biz o canları da yürekten seviyoruz. Çünkü onların çok bizde, üstümüzde hakları var, emeği var. Evet. Biliyorsunuz ben 2004'ten 2014 yılı arasında bir muhtarlık görevi yaptım. Evet, ondan... çok da başarılıydın. Bizler sağ seni olun. Çok seviyor, çok da değer veriyoruz. Sağ ol. O sizin güzelliğinizdir. Tabii ki biz asil insanların göreve gelmesi sorun değil. Gelip de onu hizmeti yapmak önemlidir. Evet. Elimizden geldiği kadar köyümüze, dünya çapında belki de tanınmayan bir köyü tanıtmaya çalıştık. Sayenizde iyi ki varsınız. Sağ olun. Yüreğinize sağlık diyorum. Sağ olun. Gerçekten şöyle bir şey var. Ben bütün canların şu mesajı vermek istiyorum. Bütün canların emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Bize destek verdiler, katkılar sağladılar bize. Biz o katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Emekleri Allah Cenab-ı Allah katından yazılsın. Emekleri zaya gitmesin. İyi ki varlar. İyi ki siz de varsınız. Güzel bir Erzincan televizyonumuzu da kazandık. Bu vesileyle Birol Bey'e veya bizim abim Rıza Bey'e çok teşekkür ediyoruz.
programlarda böyle köylere gitmeniz, yakından takip etmeniz, köylerdeki eksikleri görmeniz bir şekilde yani özel liderimize ulaşıyor, valiyemize ulaşıyor, topluma ulaşıyor, eksiklerimizi görüyor. Onlar da bunun yakından takip ettikleri için daha erken hizmet gelir, daha güzel olur. Bu vesileye de çok teşekkür ederim. Onlar olmasa bizim biz bugün bir yere ulaşamayız. Evet. Yani yüreğinize sağlık diyorum. Sesimizi ancak oradan duyurabiliyoruz. Bu vesileyle de sizin gerçekten Birol Bey'in de bu dün de kendisine biz ulaştım. Böyle bir ayaküstü konuşmamız geçti. Evet. Çalışmaları yakından takip ettiğimiz için biliyoruz. Emeğinize sağlık. İnşallah başarılı olur. Bu televizyonumuz da ayakta kalır. Erincan'ımızın ve güzel Erincan'ımızın sesi olur, yüreği olur. Her şeyine yüreğiniz de güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hürmetle, saygıyla. İyi ki varsınız. Kolay gelsin efendim. Teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, karşı taraftan yakışıklı bir kardeşimiz geldi. Estağfurullah. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Ben de iyiyim, seni tanıyabilir miyiz? Ben Okan Keleş, muhtarın oğluyum. Evet. Kaç yaşındasın 17 sevgili yaşındayım, Okan? 17 yaşındayım. Evet, okuyorsun. Okuyorum. Ne olmak istiyorsun? Ya ne olmak istediğim konusuna gelecek olursak, şimdi eğitim öğretimin başlangıcı ailedir. Yani bildiğiniz üzere. Biz ailemizden iyi bir insan olmayı önce bize söylendi. İşte kesinlikle. Bir meslekten önce iyi bir insan olmak istendi bizden. Onu istiyorum yani. İyi bir insan olduktan sonra zaten meslek gelecektir ardından. İyi bir insan olduktan sonra... Meslek olarak ne düşünüyorsun peki? Diş hekimi düşünüyorum yani. Aa, ne gönlümde yatan olur. Evet. Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşiz. 2 tane abim var. Neredeler? En büyük abim Türk Hava Yolları'nda host olarak çalışıyor. Evet. Ortanca abim de Damızlık Birliği'nde çalışıyor. Evet. Laborant olarak. Peki sen neler söylemek istersin? Kimlere selam göndermek istersin? Var mı temennilerin? Yani temennim olarak yani bildiğiniz üzere eğitim sistemi Türkiye'de yok. Yani sistem olması için önce bir düzen gerekiyor. Türkiye'de de bu eğitim üzerine bir düzen yok. Yani öncelikle devlet büyüklerinden isteğim eğitim düzeninin bir raya oturtulması ve bir belirli bir periyot üzerinde gelişmesi. Ondan sonra başka bir isteğim yok yani eğitim sistemi üzerine bütün arzularım. Sohbetin için teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Kendine iyi bak. Siz hoşça de. Kal. Ne yapıyorsun? Arkadaşlarımı bekliyorum. Arkadaşlarını bekliyorsun. Evet. Ne yapacaksınız? Oyun oynayacağız. Ne oyun oynayacaksınız? Kendimiz bir oyun kuruyoruz her zaman. Evet. Senin adın ne bakalım? Narin. Narin. Narin kaç yaşındasın? 11. 11 yaşındasın. Ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Öğretmen. Kaç kardeşsiniz? 2. Bir tane abim var. Evet, çok güzel. Peki Narin, senin sesin güzel mi? A-a. Türkü söyle bize bir tane. Ben türkü dinlemiyorum. Şarkı söyle. Hadi bakalım, şöyle küçük bir kıta dinleyelim. Bana bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım, kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Evet.
Evet sevgili izleyicilerimiz, sevgili Nalin'e çok teşekkür ediyorum. Güzel bir şarkı bizlere söyledi. Gamze Yollar'da kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Evet sevgili izleyicilerimiz, Mertekli Köyü Cem Evi'ndeyiz şu anda. Hep birlikte Cem Evimizi gezelim istiyorum. Önüme bir çığır geldi, bir ucu var şar içinde. Önüme bir çığır geldi, bir ucu var şar içinde. Arifler dükkanını açmış, ne ararsan var içinde. Arifler dükkanını açmış, ne ararsan var içinde. Sevgili izleyicilerimiz, Mertekli Köyü'nün Cem Evi'nin bahçesindeyiz şu anda. Burada hizmet veren değerli amcamızla birlikteyiz. Hemen kendisini tanımak istiyorum. Amcacığım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinize. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederiz, sağ olasın. Sizi sormalı, siz de iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, bizler de iyiyiz. Biz de RT'den dolayı buraya gelip köyümüze bu tanıttığınız için teşekkür ederiz RT'ye. Bizler teşekkür ediyoruz. Ben Mertekli köy halkından Mehmet Karataş. Evet. Cem evinde hizmette bulunuyoruz. Evet. Komşuların cenaze hizmetlerini veriyoruz. Cemlerimizi bağlıyoruz. Daha her perşembe cem evimiz açıktır. Gelip ibadetimizi yapıyoruz. Başka da bir şey yaptığımız yoktur. Gereken ibadetlerimizi her perşembe cem evimiz açıktır. Ben gelip kapıyı açarım, çıramızı yakarız. Kur'an'ımızı okuyoruz. Kur'an okuduktan sonra dağılıyoruz, gidiyoruz yani. Peki katılım nasıl? Katılım zayıftır, gelmiyor komşular. Bazen gençler geliyor, muhabbete katılıyor, şey yapıyoruz. Biz cem bağlamıyoruz. Sadece bir muhabbet evet. amaçlı yapıyoruz. Çünkü cem bağlamak için dede gerekiyor. Biz dede değiliz. Biz sadece bir hizmetçi olarak, hizmet olarak bulunuyoruz. Kapımızın, bu cem evinin yapıldığından dolayı hizmette bulunanlara, herkese de teşekkür ederiz. Çok şükür nasip olmuş. O kapı açılmıştır. Biz de o kapının kilitlenmemesi için her perşembe cem evimizi açıyoruz. Peki, Muharrem ayında ve Hızır ayında cem bağlıyor musunuz? Evet, o zaman dedelerimizi getiriyoruz, cem bağlıyoruz. Evet. Cem belirli günlerde getirip bağlıyoruz yani. 12 imamlarda, Hızır orucunda. Bazen de işte mesela işlerimiz bitiyor, şükür ediyoruz yani. Sağlıklı, bu sene sağlıklı, kazasız, belasız geçtiğinden dolayı cemimizi bağlıyoruz. Evet. Arada bir bağlıyoruz yani. Başka sorduğunuz bir peki, şey varsa. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Kimlere selam göndermek istersiniz? Televizyonumuz aracılığıyla. Bana tüm Türkiye'de, Türk halkının sağlıklı, huzurlu olmasını Cenab-ı Allah bu ikilikten, nifaktan saklasın, korusun cümlemizi, ülkemizi. Amin. Birliğine, beraberliğine duacıyız. Çocuklarım var dışarıda, Ankara'da, Antalya'da. Onlara selam olsun. İstanbul'da var oğlum. Ona da selam olsun. Bizlerden de selamlar olsun. Tanıdıkları, bizi tanıyanları cümlesine selam, sevgi olsun. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler amcacığım. İyi günler. İyi günler. Sevgili izleyicilerimiz, Mertekli Köyü'nün kahvesine gelmiş bulunmaktayız. Hemen içeriye girelim, bakalım kimler var.
Abici merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi teşekkürler, misin? Teşekkürler, sağ olsun. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Seni tanıyabilir miyiz? Şükrü Aydın. Doğma büyüme bu köylüyüm. Mertekliyim. Evet. Burada oturuyorum. Ve hayata devam. Evli misiniz? Evet. Kaç çocuğunuz var? İki çocuğum var. Evet. Burada geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Hayvancılık ve tarımcılık, ikisi karma. Evet. İşte yazın tarımla, kışında şeyle, kışında hayvancılıkla gidiyor işte. Evet. Şu anda kahvedesiniz. Evet. Boşuz şu an. Okey oynuyorsunuz. Evet. Öğlen işi bitti. Öğlen ahırı bitti. Hayvanların bakımı. Bir iki saat de kendimize ayırıyoruz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Kimlere selam göndermek istersiniz? Valla bizi izleyen herkese selam göndermek isterim. Tanıyanlara. Başka da işte işler çok böyle. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür sağ ederiz. Sağ olun. EYRT TV seyrediyor musun abi? Evet, seyrediyorum. Nasıl buluyorsun? Çok güzel, güzel. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olasın. Peki, televizyonumuz aracılığıyla kimlere selam göndermek istersin? Bütün tanıdıklar hepsine selam gönderiyorum. Hepsine selamlarımı söylüyorum. Siz geldiğiniz için hoş gelmişsiniz tekrar. Muhtarıma da teşekkür ediyorum. Nasıl, muhtarımızdan memnun evet, musunuz? Evet, çok memnunuz tabii. Bak, yollarımız yaptı, her şeye koşuyor. Hastaya koşuyor, ölüyor, koşuyor, diriye koşuyor. Herkese koşuyor. Sağ olsun, var olsun. Sağ olasın, teşekkür ederim. Sevgili abicim, sohbetin için teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim, aynı sağ olasın. Aynı zamanda bizlere çay ikram ettin. Afiyet olsun, nasıl çok söz teşekkür ya. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun, sağ olun. Siz de hoş geldiniz tekrar. Kesinize bin bereket. Sağ olasın, teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, hayırlı teşekkür. İşler, bol kazançlar olsun. Teşekkür ettim, sağ olasın. Kaç yıldır buradasınız? 3 yıl oldu. Evet. 4. yıla girdik. Ama köyde böyle bize dışarıdan anlattıkları gibi hayat çok kolay değil. Sağlığımızı 55 yaşından sonra nerede iyi yakaladıysak daha iyi koşullarda yaşama amacıyla geldik. O koşullar var ama burada tamamen tüketici durumuna geçtik. Üretemiyoruz bir şey. Tarlalarımızda ekiyoruz, zarar ediyoruz. Hayvancılık öyle bahsedildiği gibi çok kazançlı bir şey değil. Evet. Peki neden zarar ediyorsunuz? Burada bu coğrafyaya uygun ürün bulamıyoruz aslında. Bu tek ürün var. Pancar. O da devlete bağımlıyız. Evet. Devlet de onu siyaseten bazen taban fiyatlarını arttırıyor ama ardından aldıkları kararlarla fiil olarak düşürüyorlar. Bu yıl köylülerin kotalarını, tarlasından çıkanın %70'ini beyan ettikleri fiyat, taban fiyattan aldılar. Kalan kısmını yarı fiyatına aldılar. Bu da fiil olarak kotayı düşürmüş oldular. Köylünün kazanacağı da zaten o %30'luk kısmı idi. Onu da köylünün elinden aldılar. Başka da burada ekonomik değeri olan bir ürün bulamadık. Bulunabilir mi bilmiyoruz ama tarım il müdürlüklerine gidiyoruz. Oradan da yardımcı olamıyorlar. Donanım mı yok veya umursanmıyor mu bilmiyorum ama sanırım biraz da hükümetlerin tarımı gözden çıkarmasına bağlı bir sistem. Ona uygun da insanlar istihdam ediliyor. Burada hayat böyle ama sağlıklı olmasına sağlıklı. Bizim de şimdilik onu tutturduk. Bakalım üretime dönük bir şey yapabilirsek önümüzdeki yıllarda İnşallah yaparız. Burada kiminle yaşıyorsun abicim? Burada eşimle beraberim. Evet. Çocuklarımız biri İstanbul'da, biri yurt dışında. Böyle ikimiz sağlığımızı yakaladığımız yerden bundan sonrasını sağlıklı götürme amacıyla buradayız. Bakalım onu yapabilecek miyiz? Sağlıklı, güzel bir ömür diliyorum size. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de sağ olun. Kimlere selam gönderelim? Bizi izleyen eş, dost, akraba ve tüm İzleyicilerinize selam olsun. Teşekkürler ediyorum. İstanbul'da eşime, kızıma ve damadıma ayrıca
selam yolluyorum. Bizlerden de kucaklar dolusu sevgiler ve selamlar olsun. Duygu, Bülent, sizi çok seviyorum, öpüyorum. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Abicim merhaba. Merhabalar. Nasılsın, iyi misin? İyidir, sağ olun. Sizler nasıl, iyisiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, bizler de iyiyiz. Seni tanıyabilir miyiz? Evet, ben Yusuf Yıldız. Bu köyde yaşıyorum. Çiftçilikle uğraşıyorum. Evet, ne ekip içiyorsun abim? Ablam mısır ekiyoruz, pancar ekiyoruz, arpa, buğday işte. Bunları ekiyoruz. Ama tabii sorarsanız bir şey kazanamıyorsunuz. Gün günü aratıyor yani Lütfü abimin dediği gibi. Çünkü mazot başını almış gidiyor sizin bildiğiniz gibi. Evet. Ekip biçtiğimiz onu karşılamıyor. Mesela yıllar önce 80 kuruşlu sütümüz şu anda 1 lira ailen. Ve yem fiyatları 60 lira, 65 lira günümüzde. Ve bizim ekip biçtiğimiz bu satıyoruz mesela. Kilosu 80 kuruştan tohum alarak bunu 2 liradan geri satın alıyoruz. Yani o yüzden kazanamıyoruz yani. Hiçbir şekilde etimiz para etmiyor mesela. Et yüksekti. Bu politikalardan dolayı düşürüldü. 26'ya çekildi, 23'e çekildi. Şimdi her şey pahalı olduğundan dolayı kendimizi kurtaramıyoruz yani. Bu şekilde kendi hayatımızı idare etmeye çalışıyoruz yani. Ama inşallah yarınlar daha iyi olacak. Öyle temenni ediyoruz. Sizin gördüğünüz gibi. Köyde şu şekilde tabii yaşamak, komşuluk çok güzel. Köyümüzün şöyle sorunları var. Mesela altyapımız yok. Yolumuz Sayın İsmail Keleş muhtarımız sağ olsun uğraşıplarına yapıp getirdi ve buna ona ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Başarıları evet. Daim olsun. Her daim olsun. Devamlı yanındayız. İşte böyle ablacığım yani gördüğünüz gibi yani başka diyecek bir şeyim. Peki sana göre Mertekli köyünün sorunları başka nelerdir? Vallahi başka nelerdir? İşte dediğim gibi yani şu altyapımız bir kere yok bizim yani. Altyapı olarak altyapımız yok. Mesela kilitli taş parkemiz olabilir mesela. Bunlar sorun. Bir de içme suyumuz tabii ki muhtarımız bunlara da herhalde müteahhit oluyor. İçme suyumuz biraz yazın kesiliyor işte. Sıkıntılar. Başka da sorunlar. Yani sorunu anlatmak istedikçe çok sorunlar var yani. Tabii ki böyle yani. Peki abicim evli misiniz? Evliyim. Çocuklarınız var mı? Evet, iki tane çocuğum var. İkisi erkek. Biri 10 yaşında, biri 8 aylık. Allah bağışlasın. Cem üzümlerimiz sağ olasın. İşte öyle. Burada yaşıyorum ben de. Dediğim gibi çiftçilikle uğraşıyorum. Başka bir mesleğim yok. Evet. Öyle hayatımızı idare etmeye çalışıyoruz yani. Peki maddi sıkıntınız oluyor mu abicim? Oluyor tabii. Mesela diyorum ya ektiğimiz, biçtiğimizi karşılamıyor yani. Yarını bugün de arar oluyoruz. Yani bakurumuzu yatıramıyoruz şu anda çalışmadığımızdan dolayı. Sattığımız ürün de para etmiyor. Diyorum ya yıl ve yıl aratıyor yani bize. Evet. Peki bu nedenlerden dolayı köyü terk etmeyi düşündünüz mü? Büyük şehirlere gidip de farklı işlerle uğraşmayı düşündünüz mü? Tabii gitmek istedik ama bırakıp gidemedik. Yani bizim köklerimiz buradaydı. Atalarımız, işte annemiz, babamız bırakıp gidemedik. Ondan dolayı gidemedik. Yani gitmeyi düşünüyordum ama bırakamadım annemi babamı. O yüzden gitmedim ve burada uğraş vermeye devam ettim. Ama iyi ki de kalmışım yani atalarımın yanında. Anlıyorum. Öyle yani. Pişman da değilim. Evet. Öyle. Peki abicim sen kimlere selam göndermek istersin? Ben bütün eş dost izleyenlerime ve akrabalarıma buradan selam olsun. Selam söylüyorum. Öyle. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Kucaklar dolusu sevgiler ve selamlar olsun. Ekibinize de teşekkür ediyorum ayrıca. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olasın. Sağ olasın.
nedir? Benim ismim Hıdır Keleş. Hıdır Keleş. Evet. Allah'a şükür 20 tane torunlarım var. Maşallah. Ha, gençler olarak okula gidiyorlar, okulda okuyorlar. İnşallah Cenab-ı Allah size nasip etmiş. Onlara da bir ekmek nasip etsin. Amin. Güle güle gitsin, onlar da bir ekmeğe kavuşsunlar. Amcacığım sen kaç yaşındasın? Vallahi şu anda mesela 80 içindeyim yani. Daha fazla diyecek de belki göze çarpar falan. Amcacığım kaç tane çocuğun var? Şimdi benim 11 tane oğlanla barbar çocuğum var. Bir tane oğlan, 8 tane de kız. Amca senin bir tane oğlun yok mu? Yoktu daha. Daha yolda molda daha kalmadı. Yol kesildi. Toplamda kaç çocuğun var? Toplamdan mesela 9 tane çocuğum var şu anda. Evet. Allah size de sağlık versin, onlara da can sağlığını versin. İnşallah. İşte bu kadar. 9 tane çocuğundan kaç tane kızın, kaç tane oğlun var? 8 tane kız, bir tane daha bir muhtar işte. Olacağı bu. Evet. Ona da Allah merhamet versinler. Yani biz evvela Allah, Allah'tan aşağıda onların kölyesinde mesela yaşıyoruz. Biz yaşlıydı, annesi de yaşlı. Zaten hastadır yani, annesi de hasta. Evet. Ben de bir iki yerde ameliyat olmuşum. Bypass oldum, mesela şey oldu. Çok şükür Allah'ıma bugüne kadar Cenab-ı Allah hepsine, herkese böyle gün nasip etsin, böyle de sağlığını diliyorum. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, bizler de iyiyiz. Tanıyabilir miyiz? İsmim Yeliz Keleş. Evet. Çağlayan'da yaşıyorum. Ailem burada. Ailemin yanına geldim. Çocuklarım var, 2 tane. Allah bağışlasın. Sağ olun. Kaç yaşındalar? 14 yaşında oğlum var. 8 yaşında kızım var. Böyle. Peki Çağlayan'da ne işle meşgul oluyorsunuz? Ev hanımıyım. Evet. Çalışmıyorum, evet. Çocuklarımla ilgileniyorum. Ailenizi ziyarete geldiniz. Evet, ailemi ziyarete geliyorum. Hafta sonları buradayım. Öyle. Peki, Eriti TV seyrediyor musunuz? Evet, seyrediyoruz. Nasıl buluyorsunuz? Çok güzel, çok güzel. Bu programın olması daha iyi oldu. Köyleri görüyoruz. Şehirlerde yaşayan insanlar akrabalarını görüyor. Güzel oldu yani. Destekliyoruz sizi. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kanalımız aracılığıyla kimlere selam göndermek istersiniz? Buradan ablalarıma, akrabalarıma, herkese selam yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel bir ablamız. Teşekkür ederim. Güzel, yönlü güzel. Maşallah. Siz kendi güzelliğiniz. Karagöz, tam bir Erzincanlı. Teşekkür ederim. Erzincanlısın değil mi ablacığım? Evet, buralıyım. Evet, ablacığım birazcık kendinden bahsedebilir misin? Ben Türkan Keleş. Evet. Muhtarın eşiyim. 3 tane çocuğum var, erkek olan. İstanbul'da büyük oğlum. 2 evet. tane oğlum da burada. İşte. Selam göndermek ister misin? Öpüyorum onları. Herkese, İstanbul'daki bütün akrabalara çok çok selamlar. Sizlerden de sevgiler ve selamlar olsun. Hı. Tüm yakınlarınıza. Evet. Ablacığım, evine misafir olduk. Bizlere çok güzel bir sofra hazırladın. Her zaman Her beklerim. Her şey için çok ama çok teşekkür Her ediyorum. Her zaman beklerim. İyi ki varsın. Siz de iyi ki varsınız. İyi ki bir programı yaptınız. Halkın sesi oldunuz. Çok, çok memnun olduk. İzliyorsunuz değil mi evet, programınızı? Evet, hiç kaçırmayız. Evet. İzleriz. Ve çok memnun olduk. Yani çünkü artık yani bu sesler duyurulsun. Evet. İnsanlarımızın ihtiyacı var. Evet. Eskiden mesela insanlar korkardı. Hani ben Alevi'yim, ben şuyum, buyum demeye insan cesaret etmezdi. Ama şimdi herkes bunu söylüyor. Hiç korkmadan, hiç tereddütsüz. Ve biz bunu ihtiyacımız vardı. Siz de bunun sesi oldunuz. Çok çok memnun olduk. Teşekkür ediyorum ablacığım. Evet. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun, var olun. Her zaman bekleriz, kapımız açık. Çok sağ ol. Yüreğimiz açık. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben, siz de iyi ki varsınız. Ben de çok çok teşekkür ederim. Ablacığım. Abicim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ olsun. Nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Dursun Keleş, Mertek'tik köyünden. Muhtarın akrabası oluyorsunuz değil mi? Amcamın oğlu. Muhtar amcamın oğlu. Evet.
Ne işle uğraşıyorsunuz burada? Vallahi geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Geçimizi çiftçilik ve hayvancılık ufak tefek işte bu işle uğraşıyoruz. Ama radyo 2000'i dinliyoruz. Radyo 2000'i dinliyorum tabi. Şu anda herhalde yok tek çanağı değil. Gazeli türküleri dinliyorsun. Tabi dinliyorum. Önceden de Dost Radyo'da da hiç kesintisiz izliyordum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Size kimlere sağ ol. Selam göndermek isterseniz televizyonumuz aracılığıyla. Vallahi tüm dost ve akrabalara, herkese yeni yılını kutlarım. Evet. Geçmedi, daha geçmedi. Geçmeyen nice yeni yıllar vardır. Geçmedi, herkese selamlar söylüyorum. Çok teşekkür ve ediyorum. Muhtarımız İsmail Keleş'e ayrıyeten selam söylüyorum. Teyzeciğim merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol, teşekkürler. Sen nasılsın, ne yapıyorsun? Çok şükür ben de iyiyim, sağ olasın, ellerinden öpüyorum. Sağ ol, el öpen sağ olsun. Teyzeciğim sen kaç yaşındasın? Vallahi unuttum yaşımı, nerede ben? 80 yaşında var. 80 var. İsmin nedir? Miyase Keleş. Kaç çocuğun var? Bir tane oğlum var, iki üç tane kızım var. Allah bağışlasın. Sağ ol. Nerede yaşıyorlar? Hemen de burada köyde bu yaşıyorlar. Köydeler. Bazıları gurbetteler, evlerine hep gurbetteler. Gelip yani, gidiyorlar mı? Gelir, her yazın da geliyor. Gelip gidiyorlar, bizi görmeye gelip gidecekler yine. Evet. Çocuklarına selam göndermek ister misin? İstiyorum. Hepsine selam. Şöyle el sallayalım. Saygı, sevgi, selamlar söyleyelim. Sadat'a, Fadime'ye, hanıma. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben İyi misin? Ben de iyiyim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Daha ne çok var şükür. Ne yok. İyiyiz. Sizler de geziyorsunuz. İyiyiz. Şükür. Allah'a şükür. Buna da şükür. Bir şükür evet. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Songül. Evet. Öcal soy ismimiz. Mertekli köyde oturuyoruz. Bu i̇şte, köylü müsün? Bu köye gelin mi geldin? Ben kızken bu köye geldim. Gelin olarak da bu köyde kaldım. Evet. Nereden geldiniz buraya? Biz Fem tarafından geldik. Evet. Buraya. Çok güzel. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? Vallahi 11 yılı geçti hemen hemen. Buradayız işte. Evlisiniz. Evliyim. Kaç çocuğunuz var? 3. Maşallah. En küçüğü mü? Evet, en küçüğümüz. En küçüğünüz. Eşiniz ne iş yapıyor? Vallahi eşim çiftçi, köy işinde işte bir iki malımız var, onlara bakıyor. Öyle geçiniyoruz işte, çok şükür. Köylerimizi geziyorsunuz, soruyorsunuz, insanların şartlarını öğreniyorsunuz. Çok güzel. Çok teşekkür Güzeldir ediyorum. Güzeldir yani. Senin selam göndermek istediğin birileri var mı? Vallahi herkese selam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağlıcakla kal. Sağ ol, teşekkür ederim. Ablacığım. Güle güle, sağ olun. Sen de teşekkür sağ ol. Ederim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Esra. Soyadım evet. Demir. Eşim doğma büyüme buralı. Ben evet. Doğma büyüme İstanbulluyum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İstanbul'dan Erzincan evet. Mertekli köyüne gelin geldiniz. Buraya geldim. Nasıl tanıştınız? Akrabayız zaten. Annemle eşim, amca çocukları. Evet. Onlar tanıştılar. Zaten tanışıyorlardı. Ben de onların sayesinde tanıştım. Evet. Kaç yıldır evlisiniz? 11. 11. Çocuğunuz var mı? 2 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Sağ olun cümlemizinkine. Evet, şu anda ne iş görüyordunuz? Vallahi çamaşır asıyoruz, ev işi. Ev hali değil evet. mi? Evet. Ne yemeği yaptınız bakalım? Sulu patates pişiyor şu anda. Çok güzel, şimdiden afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kimlere selam göndermek istersiniz? Beni tanıyan, bizi tanıyan herkese. Çok anneme. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ ederim. Sağ olun, anne. Kolay gelsin. Diliyorum. Sağ olun.
Ablacığım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim, sağ olasın, teşekkür ederim. Allah geldiğiniz için çok sağ olun, memnun olduk. Sizler de sağ olun. Teşekkürler, seni tanıyabilir miyiz? Hatice Yılmaz. Hatice Yılmaz. Evet. Bu evde mi yaşıyorsun? Evet, bu evde yaşıyorum. Kimle kalıyorsunuz? Beyimle, kaynanamla, evet. Çocuklarımla. Kaç çocuğunuz var? 4 tane. Okuyorlar mı? Evet, bir tanesi okuyor. Diğerleri? Bir tanesi de Ardahan'da hemşire, bir tanesi de evli. Bir çok tanesi güzel. De şeyde okuyor, Eskişehir'de. Evet. Hı. Ablacığım, televizyonumuz aracılığıyla kimlere selam göndermek istersin? Kimlere de, hepsi de orada, hepsine de selam söylüyorum, ablalarım. Kaynlarım, görümcem, hepsi de İstanbul'dalar. Hepsi de İstanbul'dalar. Hepsine de selam söyler. Evet, bizlerden de selam olsun. Buyurun. Şimdi kameraya seninle el sallayalım. Hadi bay bay. Herkese selam söylerim. Çok teşekkürler. Siz de sağ olun. Sen de sağ ol. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Durum iyi. Çok şükür iyi. Sizler de iyisiniz. Evet, siz de geldiniz. Biz de çok memnun kaldık. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz biz de yine de. Evet. Tanıyabilir miyiz sizi? Benim adım Ayfer. Evet. Göktaş. Evet. İşte bu köyde yaşıyoruz. Bu köyde yaşıyorsunuz. Halimiz belli, görüyorsunuz. Evet. Çiftçi kadınıyız. Ahırdan geldiniz. Evet. Ahıra giriyoruz. Değil mi? Muhtarım da bizi yakaladı. Evet. Evet. Kaç tane hayvanınız var? Var 5-6 tane. Peynir falan yapıyor musunuz? Yapıyoruz yani. Kendimize göre yani, sadece eve. Evet. Evet, yani satışa değil. Evlisiniz değil mi? Evliyim. Çocuklarınız var mı? 3 tane çocuğum var. Evet. Evet. 3 tane çocuğunuz var. Evet. Bir 2 oğlum, 1 kızım var. Allah bağışlasın. Sağ olasın. Sanırım şu anda da hamilesiniz. Evet. Değil mi? Evet. Cinsiyeti belli mi? O da oğlan. O da oğlan. Evet. İsmi ne olacak? Belli değil daha. Belli karar değil. Vermedik, evet. Hayırlısı olsun. Hayırlısı Hayırlı olsun. Bir evlat olsun, olsun inşallah. Olsun, evet, inşallah. Şu arada da muhtarıma da çok teşekkür ederim köye hizmet verdiği için. Evet. Çok memnun kaldık muhtarımızla da. Bizler de başarıların devamını diliyoruz. Sağ olasın. Evet. Hı-hı. Ve uzaklıktaki ailelerimin hepsine de selam ediyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Amcalar var. Yurt dışında var. Yurt dışında varlar. Kız kardeşlerim var. Onlar için özledik yani. Evet. Bayağı uzaklar. Peki siz nerelisiniz? Ben Bingöl tarafından, yani oradan gelin geldim. Oradan buraya gelin geldim. Evet, oradan buraya gelin geldik. Gidip geliyor musunuz Bingöl'e? Evet. Yedisi'ye? Gidip geliyoruz. Evet, çok güzel. Evet, gidip geliyoruz yani. İşte sizlerden de tüm yakınlarınıza sevgiler ve selamlar olsun. Of. Mikrofonuma renk kattınız. Teşekkür, çok teşekkür biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz kendinize geldiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi, sağ ol. Teşekkür ederim. Ne var ne yok? Çok teşekkür ederim. Yorulmuşsun. Teyzeciğim, biraz köyü dolaştık, yorulduk. Ama bir şey itiraf edebilir miyim? Buyurun. Çok güzel bir bayansın. Teşekkür ederim. Maşallah teşekkür ederim. Diyorum. Bugün sana nazar değerse benden değil. Yok canım, o kadar da değil. Sizler ne yapıyorsunuz? Çok teşekkür ederim, iyiyiz. Sabahtan beri, valla biz de iyiyiz, uğraşıyoruz işte malla, odunla, sobayla, kömürle. Evet. Köy hayatı, hayatı. Evet. Evet. Uğraşıyoruz, Cenab-ı Allah can sağlığı versin. Amin. Yine uğraş iyi bir şeydir. Kesinlikle. Evet. Kimle kalıyorsunuz burada? Ben, annem yanımda. Beyimle, çocuğumla. Evet. Kaç çocuğunuz var? Valla ben çocuğum bir tane. Bir tane? Hı hı. Bir tane, kız evet. Erkek? Erkek. Kaç yaşında? Vallahi 16-17 yaşına daha yeni girdi. İşte lise 3'e gidiyor. Allah bağışlasın. Hı, hep beraber, hepimizin beraber canım ben. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Buyurun içeri gidelim, içeride varlar. Annem gül hep içerideler. Hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim, dura bunları alayım. O zaman şöyle odunlarımızı alalım. Biz kış olunca hep sobayla uğraşıyoruz bak. Sobaya bizi, koyalım. He, bizim şartlarımız biraz zor bir oluyor dakika. Ama. Dur ben alırım. Hı?
Abicim merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol, teşekkürler. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Hoş bulduk. Hoş. Hemen şöyle kendinizi tanıtın istiyorum. Ben 29 Ekim'de buraya geldim. Mart'ın 5'inde İstanbul Büyükada'ya gidiyorum. Ben orada paytoncuyum. 40 yıldır orada paytonculuk yapıyorum. Ne kadar güzel. Yazın çalışıyorum, kışın buraya geliyorum. 10 yıldır gelmiyorum buraya. Abi gideyim, bir gideyim Erzincan'a, bir köyümü göreyim. İnsanlarımı özledim. Evet. Hani doğduğum yer burası. Ha işte Mart'ın 5'inde yine gidiyorum. Sezon başlıyor orada. Evet. 20'de 21 Nevruz Bayramı geliyor. İranlılar çok geliyor oraya. Arap çok geliyor adaya. Bu evet. Sene daha çok var Arap. Beni çağırıyorlar, gitmiyorum. Ben biraz daha dinleneyim dedim köyde. Evet. Biraz daha durayım. Sonra giderim. Ne kadar güzel. Peki abicim, evli misin? Vallahi 12 yıl evli kaldık. 13 yılda ayrıyım. Ayrılmışım hanımdan. Çocuğunuz var mı? Var, bir oğlum var. Kimde kalıyor? Aha, hanım Antalya'da oturuyor. Evet. Orada evlendi. Ve ona çocuk da annesinin yanında kalıyor. Vallahi 15 sene çocuk görmemiş. 3 yaşında yanımdan gitti, daha da görmedim. Hiç göstermiyorlar. Acı bir hikayeniz var. He. 15 yıldır çocuğunuzu görmüyorum, göstermiyorlar. Geçen sene Şubat'ta gittim. Kayınpederim diyor ki ben bilmiyorum nerede oturuyorlar. Kendini evlendirmişti ama nerede olduğunu bilmiyorlar. Gittim çocuk göreyim, göstermediler. Bana 5 gün Yengemgül'de kaldım, Antalya Manavgat'ta. Göstermediler. Bana yine döndüm, Büyükada'ya gittim, İstanbul'a gittim. Görmüyorum, çocuk göstermiyorlar. Evet. İsmi nedir? İsmi Umut Işık. Umut Işık. Benim ismim Hasan. Hasan Işık. Hasan Işık. Evet, çok memnun olduk. Teşekkürler. Abicim. Söyle. Neler söylemek istersin? Belki oğlun sesini duyar. Ne dersin? Ne bileyim, nerede biliyor benim burada olduğumu. Öğrenmiş yani, benim babam Büyükada'da payton sürüyor. Orada olduğumu biliyor ama gelemiyor. Annesi bırakmıyor. Evlendiği adam da göstermiyor. Oğlun şu anda kaç yaşında? 18 abicim? Yaşında, 99 doğumlu. 18 yaşında. Hı-hı. Peki gelip seni bulsa neler hissedersin? Bir görmek istiyorum ama hiç göstermiyorlar ki. İnsan görür, merak ediyorum ha. Hiç görmemişim. Görme diyor, baban ölmüş. Ben de gittim dedim, nerede, ben ölmemiş, sağım yok. Öyle çocuk öyle demişti, baban ölmüş. Anlıyorum abicim. Para kavuştursun inşallah. İnşallah seni bu şeyle görürüm inşallah. İnan gösterim. Ki vesile olabilirsek vallahi, ne mutlu bize. Çok sevinirim ben de kendi adıma. Şeker hastası oldum bu sene. Geldim buraya, şekerim çıktı. İnsan merak. Şeker hastası oldum valla. Evet. Geçen gün gittim hastanede. Doktor dedi, senin şekerin çok yüksek. İlaç, iki kutu ilaç verdiler bana. İşte gidiyorum, göstermiyorlar. Dönüp geliyorum. İşte öyle oldu. Abicim inşallah kavuşursunuz. İnşallah. Temenni ediyorum. Ama siz de inşallah seni bu yazın Büyükada'da sizi beklerim. Çok teşekkür Şöyle ediyorum. Şöyle payton turu yaparım size. Çok teşekkür Vallahi ediyorum. Vallahi burası çok güzel ya. Biliyorum, ben geldim, gezdim de. Çok güzel. Çok da beğendiğim bir yer. Vallahi. Nasip olursa. Turistik yer ha, çok geliriz, güzel yer. Seni de ararız, buluruz. Benim orada bana, orada benim lakabım Martı Hasan diyorlar. Hasan dedim, bulamazlar. Martı Hasan. 20 tane paytoncu Hasan var ama Martı Hasan dedim, hemen buluyorlar beni. Evet. Yani gelen müşteriler öyle diyorum. Siz benim beli bulursunuz. 227 araba var. Hani zor yani. Büyükada değil mi? 227 tane payton var. Şimdi paytonlar Kasım'ın 1'inden Mart'ın 15'ine kadar tek çift yapıyorlar. Kışın nişo fazla olmuyor yani, sokaklar doluyor. Tek çift yapmışlar, rahat yani şimdi. Evet. Hatta çok beklerim sizi burada. Görüşebilmek umuduyla diyorum. İnşallah beklerim. Evet, çok memnun Vallahi oldum da. Abi. Güzel gezdiririm sizi. Tamam. Vallahi. Tamam, teşekkürler abi. Şey değil. Son olarak kimlere selam göndermek istiyorsun? Bu da İstanbul'da paytoncu arkadaşlarıma, kardeşlerime, beni seven herkese çok selam gönderiyorum. Sağ ol, var ol. Sevgili izleyicilerimiz, Mertekli Köyü'nün mezarlığına gelmiş bulunmaktayız. Türkiye'nin ilk şehit askeri olan Süleyman Aydın'ın mezarını ziyaret edeceğiz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum. Buradan
ailesine sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle mezarlığa doğru ilerleyelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Mertekli Köyü Muhtarlığı'na gelmiş bulunmaktayız. Şu anda değerli muhtarımızla birlikteyiz. Muhtarım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ediyorum, ben de. Sağ olun. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyiyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben öncelikle RT TV'ye, çalışan personeline, evet, bir rol daha kardeşime, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Köyümüzü ziyaret ettiniz. Bu vesileyle yurt içinde ayrı kaldığımız komşularımıza mesajlar göndereceğiz. Köyümüzle alakalı görüntüler göndereceğiz. Evet. Onun için çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız görevin ne kadar kıymetli olduğunu söylemeye çalışıyorum. O anlamda çok başarılısınız. Tebrik ediyorum ayrıca. Çok teşekkür ediyorum sevgili muhtarım. Bizlerle irtibata geçtin. Köyüne davet ettin. Çok da güzel ağırladın. Sağ ol. Bizler de sana sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen şöyle istiyorum, kendini tanıtır mısın? Benim adım İsmail Kereş. Evet. Birinci dönem muhtarlık seçimlerinde seçildim. Maksadım köyüme, işte mahalleme bir şeyler yapabilmek. Arkadaşlarıma, komşularıma yardımcı olabilmek. Evet. Elimizden geldiği kadarıyla. Yapabildiysek ne mutlu, bilmiyorum. Röportajlarda gördünüz. Sağ olsunlar, takdir eden de oldu. Tabii bunun yanında eleştiren de olacaktır. Evet. Ama emin olun elimden geldiği kadar görevimi layıkıyla yapmaya çalıştım. Köyümü tanıtmaya gelince, Mertekli Köyü Erzincan merkezden 26 kilometre uzaklıkta. Evet. Geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan, ki tarım ve hayvancılığın şu anda nerelerde olduğunu az çok siz de biliyorsunuz ve herkes de bunu mutlaka söylüyordur. Çok zor şartlar altında çalışılıyor insanlar. Emekler veriliyor, zamanlar harcanıyor fakat karşılığı alınamıyor maalesef. Tabii bu devlet problemi, bu büyüklerimiz yeteri kadar söylemiştir, duymuşlardır ama en kısa zamanda inşallah bu çözümlenir. Köylüler de ulusun efendisi olur tekrarından. Şu anda sadece efendi olarak Ahmet Efendi ve Mehmet Efendi olarak kaldılar. Tekrar Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi ulusun efendisi olsunlar. Ben size tarımın nerelere geldiğiyle alakalı fazla uzun konuşmayacağım. Sadece bir örnek vereceğim. Evet, dinliyoruz. Ben küçükken bizim arazilerimizi tırpancılar biçmeye gelirlerdi. Yani o dönemde teknoloji gelişmiş olmadığından dolayı makineler yoktu. Tırpancılar, evet, biçerlerdi. O zaman tırpancılar sabahtan akşama kadar ki yevmiyesi bir teneke buğdaydı. Şu anda tırpancının yevmiyesi 150 bin lira. Bir teneke buğdayın fiyatı 15 lira. Yani ben bir tırpancıyı çalıştırmam için 10 teneke buğday satmam gerekiyor. Bizim tarımımızın nerelere geldiğinin bir göstergesi. O açıdan devlet büyüklerimiz bunun hesabını yapıyorlardır. Ki yapmak zorundalar. Bu böyle gitmeyecek. Yani köylüler zor durumda. Ürettiğimizin karşılığını alamıyoruz. Gerekli desteği göremiyoruz. Mahsul de eskisi gibi değil, verimli değil, değil mi? Tabii ki. Yani alabildiğine kadar, bakın görüyorsunuz, birinci aydayız şu anda, hala ovamızda yağmur gözükmedi, kar yok. Tabii bu da normalde baktığın zaman hava şartları çok iyi, işte iyi havalar gidiyor diyoruz ama ilerisi için tehlike bu, tehlike arz ediyor. Sularımız azalacaktır. Bu dünya genelinde böyle. Şimdilik böyle. Evet, bir dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz. Evet. Bu dönem içerisinde köye neler kazandırdınız? Ne gibi hizmetlerde bulundunuz? Aslında keşke şu anda ben bütçesi olan bir köy muhtarı olarak konuşabilseydim. Bütçesi olan köy muhtarı olarak konuşsaydım şu an daha farklı şeylerden bahsedecektik ama biz maalesef, maalesef derken tabii bunu kötülemek amacıyla söylemiyorum. Çağlayan Belediyesi'ne bağlıyız, biz mahalleyiz. Evet. Şimdi mahalle olunca mahalle muhtarlarının yetkileri kısıtlı. Yani köy muhtarları kadar
geniş yetkilere sahip değiller. Belediyeye bağlı olunca da belediyenin imkanlarını biliyorsunuz. Kendi yarında kavrulan, imkanları kısıtlı olan yerler. Özellikle Çağlayan Belediyesi'nin 7 tane köyden oluşmuş dağınık bir bölge. Buraya hizmet getirmek gerçekten zor. Ve bu anlamda ben de kendi yetkilerimin dışında biraz taştığımı düşünüyorum. Bir şeyler yaptık tabii. Biz bunları yaparken yanımızda arkadaşlarımız oldu, büyük devlet büyüklerimiz oldu. Bu anlamda sizin sayenizde onlara teşekkür etmek istiyorum müsaadeniz olursa. Tabii ki, estağfurullah. Öncelikli olarak adı güzel Sayın Valim Ali Arslantaş Bey'e, Vali Yardımcımız Dede Musa Bey'e, Özel İdarenin Başkanı Ünal abime, Genel Sekreterimiz Yaşar Felekoğlu'na, Çağlayan Belediye Başkanı Çetin Çay'a, daha sonra Rıza Malkoç Beyefendi'ye, Bülent Demir, Atilla Uzun, veteriner Vedat İpek, Ali Şen Beyefendi'ye, İsmail Şen, Mehmet Şen Beyefendi'ye, daha sonra Hüseyin Karlı ve İsmail Karlı Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyorum. Bunlar bizim yaptığımız şeylerde sponsor oldular, sağ olsunlar. Ayrıca unutmamam gereken, teşekkür etmem gereken bir yerimiz daha vardı. Erzincan Mertekliler Köyü Derneği Başkanı Veli Demir'e, dernek adına teşekkür ediyorum. Bunlar da bize katkıda bulundular. Evet. Şimdi muhtar seçildiğim ilk gün itibariyle ilk yapmam gereken şeyin ben Türkiye'deki şehit askerimizin mezarını onurlandırmak oldu. Evet. Bu da İl Jandarmalı Komutanlığı'nın sağ olsun yardımlarıyla şehidimizin mezarını yeniden inşa ettik, yeniden yaptık. Daha sonraki etapta mahallemizin ortasında hayvan gübrelerinin köyün içinden çıkarılması vardı. Bu yıllar önce çok düşünüldü. Benden önceki muhtarlar da bunu yapmaya çalıştı ama yapamadılar. İmkansızlıklar dahilinde tabii. Evet. Bu bana nasip oldu. Ben bir köprü yaptırdım. Köprü dolayısıyla köyün içindeki hayvan gübreleri karşıya taşındı. Bu köprü yapımında bize maddi desteğini esirgemeyen Rıza Malkoç Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. 4 tane durak yaptırdık biz köy mahalle işlerinde. 2 tane kamele yaptırdık. Bunun haricinde çok büyük bir oturma yeri yaptırdık köylüler gelip rahat otursunlar diye. Sağlık ocağımız en büyük hizmetlerimizden bir tane. Sağlık ocağımız bitik bir vaziyetteydi. Başbakanlıktan aldığımız ödeneklerle sağlık ocağımızı yeniden yaptırıp hemşiremizi getirdik. Çevre düzenlemesini yaptırdık. Ağaçlandırmasını yaptırdık. Yemekhanemizin ağaçlandırmasını yaptırıp içindeki masa sandalyelerini değiştirdik. Mezarlığımızın içine büyük bir kamele yaptırdık. İnsanlar rahat otursunlar, yemeklerini yesinler diye. Evet. Tuvalet yaptırdık. Bayan erkekle tuvalet yaptırdık orada. Daha sonra Cem evimizin etrafının korumasını yaptırdım ben. Önüne işte ayakkabılık falan yaptık. Bu da bu konuda da Sayın Valim'in sonsuz şeysi vardı. Teşekkür ediyorum kendisine. Kendisi hem yaptırıp hem de gelip ziyaret etti. Sağ olsun, var olsun. Çok çok teşekkür ederim. Bu konuda Vali Bey'im yani her türlü yardımı bize gösterdi, sağ olsun. Okulumuzun öğretmeninin kalacak yerleri yoktu. Okulumuz lojmanı vardı. Bu da en kötü ihtimal 30 yıl boyunca kullanılmamıştı. Çok atık bir durumdaydı. Bunu da ben yeniden yaptırdım ve çok güzel bir lojmanımız oldu. Ha, şu an okulumuz kapandı ama lojmanımız hala duruyor ve oturacak bir vaziyette. Gelecek olan misafirler için belki de misafir hani olarak atacağız orayı. Şu anda köyde okul yok. Öğrencilerimiz nerede eğitim görüyorlar? Öğrencilerimiz aslında okulun kapanmasına sebep öğrencilerimizin sayısının azlığından kaynaklı. Evet. Yarısı Çağlayan'a gidiyor. Çağlayan'daki ilköğretim okuluna gidiyor. Yarısı da Yalınca köyünü biliyorsunuz. Oraya evet. Gidiyorlar. Tabii taşımacılıkla oluyor bu iş. Öyle. Peki geleceğe dair projeleriniz nelerdir? Var. Ben ilk muhtar seçildiğim an itibariyle söylemiştim. Birkaç şey yapmıştım ama köyümüzde nüfusumuz 450-500'e yakın nüfusumuz var ve gençlerimiz var. Gençlerimizi de sigara ve alkolden uzaklaştırmak için Gençlik Spor Müdürlüğü'nden ben spor kompleksi istedim ben. Dilekçemi verdim, arsa tahsislerini yaptırdım, kurumlar arası yazışmaları kendim yaptım. Kendi elimle götürdüm. Tabii normalde 2015'te yapılması gerekiyordu ama yapılmadı. Sağ olsun Sayın Valimizin bize hediyesi gene. 2018 yılında yapım listesinin birinci sırasına alındı. İnşallah yazın yapılacak ve bunu da köyümüze kazandırmış olacağız. Ben de görevimi yapmış olmanın mutluluğunu yaşayacağım.
Tabii gençlerimizi spora teşvik etmek amacıyla. Çok çok iyi olacak. Tabii ileriki dönemlerde ne olur bilmiyorum ama birkaç şeyimiz daha var. Tabii sorun dersen sorunlar da yaşıyoruz. Sulama, su en büyük sorunumuz. Yazın nüfusumuz 1500'e falan yaklaşıyor. Dolayısıyla evet. Su tüketimi biraz daha fazla oluyor. Su yetersiz kalıyor. Tabii bilinçsiz kullanmakla alakalı bir durum. Su sorunumuz var. Bu da biz belediyemizin bir çalışması var. Büyük ihtimalle İller Bankası'ndan projeler çıktı. İhale aşamasında şu anda. Önümüzdeki yaz itibariyle sularda yeniden suyumuza kavuşacağız inşallah. Ha, en büyük şeyi unutmuştum. Köyümüze 100 yılın hizmetini biz getirdik. Sıcak asfalt getirdik. Yaklaşık 3500 metre sıcak asfalt getirdik. Çok şükür şu an arabalarımız da rahat rahat gidiyor ve insanlarımızın da ayakları çamura değmiyor artık. Bu konuda da Sayın Valimin, Ünal abinin, Yaşar Ferekoğlu'nun genel sekreterimin çok 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 büyük iyilikler oldu. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Minnetim. Minnettar borçlu. Emeği geçen herkes sağ olsun, evet. Ve ben buradan da hazır selam faslına geçeyim ben. Öncelikle kardeşlerime, yeğenlerime, eniştelerime, amcalarıma, dayılarıma. Daha sonra yüreğinde sevgi taşıyan herkese, köyümüzden, şehrimizden, memleketimizden, Türkiye'den uzak olan herkese, çalışan bütün emekçi kardeşlerime, bu coğrafyanın bütün iyi niyetli insanlarına, herkese kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum, selamlarımı gönderiyorum. En kısa zamanda inşallah görüşürüz. Sözlerime ben burada son veriyorum. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın. Sevgili izleyicilerimiz, Bir Gamze Yollarda isimli programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başta siz değerli izleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgiler ve selamlar olsun. Değerli sponsorum Mutlular Yapı Market'e buradan selamlar gönderiyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Bir dahaki hafta farklı bir köyde görüşebilmek umuduyla yüzünüz yarınlara, yarınlar yüzünüze gülsün. Hoşça kalın. Gamzeli allı, dili şekerli ballı. Hem cilveli hem de tatlı, benim yarim Erzincanlı. Hem cilveli hem de tatlı, benim yarim Erzincanlı. Alnına, aldaşın olan yoluna, yoldaşın olan canına, candaşın olan benim yarim Erzincanlı.